rahmetle dolduracak yeryüzünü, hakkaniyetle dolduracak yeryüzü zulümle, haksızlıkla dolduktan sonra dua ediyoruz ki Allah-u Tebarek ve Teala zuhurunu acil eylesin. Kim olduğu konusunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den mütevatir hadisler Ehl-i Sünnet'in kaynaklarında geçiyor. Benden sonra 12 halife veya 12 emir veya 12 imam gelecektir. Hepsi de Kureyş'tendir. Bazı kaynaklarda hepsi de Beni Haşim'dendir. Yani bazı hadislerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunların hatta isim ve isim açıklıyor. Evveli Ali ve ahiri Mehdi. Ondan sonra o aradakilerin isimlerini bile sayıyor, teker teker imamların isimleri. Dolayısıyla Hazreti Mehdi Celallahu Teala Ferecehu Şerif bizim için tanınan bir şahsiyettir. 12. imamdır. Hicri 255 yılında Samirra'da dünyaya gelmiştir, doğmuştur ve onun doğum şekli de aynen Hazreti Musa'nın doğum şekli gibi gizli oldu. Bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'de ifade ediliyor. Hazreti Musa döneminde yani kahinler haber vermişti. Ey Firavun, senin saltanatını yıkacak, seni dağıtacak kişi yakında doğacak. Onun için hamile kadınların karınlarını deşip o çocuklarını katlediyorlar. Hazreti Musa'nın viladeti ta o doğum anına kadar annesinde hamilelik belirtisi yoktu. Ta doğacağı güne. Doğduğu günde de Kur'an'ın okuduğumuz zaman görüyoruz. Allah Hazreti Musa'nın annesine bir şekilde ilham ediyor ki o çocuğu kendi eliyle bir sandığın içerisine bırakıyor ve bu sandığı suya bırakıyor. O sandığı daha sonra Firavun'un askerleri, adamları ele geçiriyor. Çocuğu öldürmüyorlar. Allah öldürtmedi mi öldürmez. Allah oldurmadı mı oldurmaz. Dolayısıyla Hazreti Mehdi Celallahu Teala Ferecehu Şerif'in de doğumu bu şekilde gizli bir şekilde oldu ama bunu bize nakleden kaynaklarımız var. Şeyh Saduk büyük ulemadan biridir. O naklediyor olayı ki Hakime Hatun İmam Hasan Askeri Aleyhisselatü Vesselam'ın halası, bizim Azerice tabirle bibisi. O olayı mesela olaya vakıf olanlardan biri. Ondan sonra Osman İbni Said İmam-ı Zaman'ın o has dört naibinden biri ve aynı zamanda İmam Hasan Askeri'nin yarenlerinden, özel ashabından biri. İshak İbni Ahmet, bunlar mesela birkaç böyle şahsiyet vardır İmam Hasan Askeri'nin özel dostlarından. Bunlara gösterilmiştir. Hazreti Mehdi'nin vücudu şerifi gösterilmiştir ve biz onun şu anda hali hazırda büyük bir gaybet. Bütün bu gaybetle ilgili hadisler vardır. Mütevatir düzeyde hadisler vardır ama vakit sınırlı olduğu için oralara girmiyoruz. Allahu Tebarek ve Teala'dan şu anda yaşıyor, dünyanın neresinde bilmiyoruz. Yani belki de aramızda ama nedir fark edemiyoruz. Eşi vardır, çoluk çocuğu vardır. Nihayetinde bin küsür senedir nasıl yaşar? Allah diledi mi yaşar. Kur'an'ın örnekleri vardır bunun. Hazreti Nuh Kur'an'da diyor ki bir kere 950 yıl sadece kavmi arasında kaldı. Allah diledi mi yaşatır. Bu da nedir? Allah'ın bir mucizesidir. Biz dua ediyoruz ki o Hazretin zuhuru çabuk olsun. Çünkü en faziletli ibadet sayılmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ümmetimin en faziletli ibadeti nedir? İntizarul fereç. Fereci beklemek, Hazreti Mehdi'nin zuhurunu beklemek ümmetin en faziletli ibadeti sayılmıştır. Demek ki pasif bir bekleyiş değildir. Hazreti Mehdi yeryüzüne doğruluğu, hakkaniyeti, sevgiyi, muhabbeti hakim kılmak için zuhur edecektir. Yani sizler de bu değerler uğruna mücadele edin. Hak uğruna mücadele ederek bekleyin. Adalet uğruna mücadele ederek bekleyin. Sevgi, muhabbet, kardeşlik, akrabalık ilişkileri, komşuluk ilişkileri, İslam'ın emirleri, namaz, oruç, bunları hayata geçirerek, bunları yaşayarak, yaşatarak o Hazretin inşallah zuhuru için gerekli ortamı hazırlayın buyurmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aslında bize Allah-u Tebarek ve Teala bizleri o Hazreti hakiki anlamda, gerçek anlamda bekleyen müntezirlerden karar kılsın inşallah. Amin.
ve ibadetlerimizi, taatlerimizi ki bu ibadetlerin en seçkini, en güzidesi hiç kuşkusuz intizar-ül fereçtir. Bir cuma günü zuhur edecektir inşallah. Önümüzdeki cuma günü olsun bu veya bir sonraki cuma olsun. Biz her ne kadar çabuk o Hazret zuhur ederse bu dünya o kadar çabuk adaletle tanışır, hakkaniyetle tanışır, sevgiyle tanışır, muhabbetle tanışır, bolluk, bereketlikle tanışır ki biz ellerimiz duada inşallah Allah zuhurunu acil eylesin. Amin. Önümüzdeki hafta veya haftalarda Allah onun arkasında namaza durmayı bizlere nasip eylesin. Canı gönülden amin diyelim. Allah-u Tebarek ve Teala bizleri Muhammed ve Ali Muhammed'in yolundan, izinden ayırmasın. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Müşkele selam. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Barihil halâika ecma'in. Barihil enbiya'i vel murselin. Thumme s-salatu vesselamu ve tehiyyatu. والإكرام على أعز على أعز الإمام سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل وسلم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وصي رسول الله وصل وسلم على فاطمة الزهراء الصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين وعلى علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم حججك على عبادك وأمنائك في بلادك بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ في الدنيا والآخرة أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله واتباع أمره ونهيه فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون Allah bizleri takva ehli kullarından karar kılsın. İbadetlerimizi, taatlerimizi kabul olan ibadetlerden eylesin. Günahlarımızı, hatalarımızı bu güzel günün hürmetine, bu güzel günlerin mevlütleri hürmetine, Hazreti Ali Ekber'in doğum günüdür, Hazreti İmam-ı Zaman'ın doğum günüdür, bir gün, iki gün sonra. Bu güzel şahsiyetlerin yüzü hürmetine Allah-u Tebarek ve Teala kusurlarımızı, hatalarımızı, günahlarımızı affeylesin, ibadetlerimizi makbul olan ibadetlerden eylesin, hastalarımıza, hastalıklarımıza şifa ihsan eylesin, dertlilerin dertlerini bertaraf eylesin, Allah-u Tebarek ve Teala borçluların borçlularını eda eylesin, memleketimizi ve İslam memleketlerini yerin göğün görünen görünmeyen kaza belasından hifz eylesin, güvenlik güçlerimizi, mehmetçiklerimizi, memurlarımızı, öğrencilerimizi, çalışanlarımızı, bu memleketimizin her bir köşesinde nefes çeken bütün yurttaşlarımızı, vatandaşlarımızı her türlü olumsuzluktan, kötülükten, nahoşluktan hifz eylesin, muhafız eylesin. Allah-u Tebarek ve Teala bereketini, rahmetini, mağfiretini bütün İslam aleminin üzerinde, ülkemizin üzerine, üzerinde Ehl-i Beyt dostlarının üzerine nazil eylesin. Allah-u Tebarek ve Teala bu ve benzeri mabetlere, camilere katkısı olan, maddi manevi desteği olan kardeşlerimizin mallarına, canlarına, aldıkları nefeslerine bereketini nazil eylesin. Onları mallarıyla, canlarıyla, evlatlarıyla fi sebilillah, Allah yolunda, bu tür yollarda seferber olanlardan karar kılsın inşallah. Yine bu hafta yardımda bulunan